Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Nasılsınız bakalım? Beni soracak olursanız ben iyi değilim. Biraz sinirlerim bozuk. Morallerim 0-0-0. Neden diye soracak da olursanız hemen söylüyorum, bir dakika. Dayı beni kıstıracak çok belli. Bak ne alaka şimdi ya? Orada bir tane araba gördün diye buranın boş olması mı lazım kardeşim yani? Neyse. Kırmızıda geçtin lan taksi. Bu arada dikkat etmeseydim ben de büyük ihtimalle kırmızıda geçerdim. Geçen gün başıma, geçen dediğim böyle bir... Ne oluyor lan? 2-3 gün falan oldu. Onu anlatacağım size. Olayın da kanıtları var. Hani inanmazsınız falan filan. Güldüğüme bakmayın. Gerçekten çok sinirim bozuk. Geçen sene mi olmuştu bir? Ondan önceki sene mi? 2 sene oldu değil mi? Aynen. Büyük ihtimalle 2 sene kadar oldu. Benim motorum çalınmıştı. Yine böyle bu zamanlar. Neyse, bu sefer farklı bir olay oldu. Bu sefer çalamadı arkadaş. Şimdi videoyu anlatırken böyle parça parça size göstereceğim. Videoyu ben almadım. Sadece telefonun kamerasıyla çekmek durumunda kaldım. Geri kalanını polis memurumuz elimizden aldı. Dosyayı alıp da kendi bilgisayarıma atıp işte bu videoya edit olarak yapamadım maalesef. Olayın nasıl olduğunu, nasıl bittiğini size anlatacağım. Çok da sıcak arkadaş. Yine ekipmanları giydik. Acaba ilk önce diğerini mi anlatsam, bunu mu anlatsam? Yok yok, tamam. Direkt olayı anlatıyorum size. Dediğim gibi 2-3 gün olum ya, her tarafı ıslak anasını satayım. Ya ben dışarıdaydım, geziyordum, takılıyordum yani. Sonra evin o taraflara geldim. Üstümü değiştirip duş alıp arkadaşımla buluşmaya gidecektim. Motoru o yüzden garaja tamamen sokmadım. Yani yarısına kadar geldim, kapının önüne kadar. Yani girebileceğim, rahatlıkla girebileceğim kapının önüne kadar geldim. Öyle bıraktım zaten, en fazla içeride 1-1,5 saat falan takılacağım. Çıkacağım zaten deyip böyle tamamen kilitlemedim motoru. Sadece disk kilidini yerleştirdim, geçtim. Neyse, bundan bir süre sonra havanın karanlık olmasına mı verelim? Ya da beni takip mi etti? Ne yapmışlarsa artık yakın çevredeki arkadaşlar benim otoparka girdiğimi de görmüş olabilirler. Hayret bir şey. Başka bir şey de olabilir. Hayret bir şey. Bugün önümüze kıran kırana ha. Ne diyorsunuz? Neyse, ben yukarı çıktım gönül rahatlığıyla. Oğlum 1,5 saatte ne olabilir ki ya? Sonuçta garajın arka tarafında, yani yine evin arka tarafında kalıyor koyduğum yer. Bundan bir süre sonra, ha dur direkt olayı anlatayım size. Şu an işte aklımda kaldığınca anlatıyorum. Adam böyle benden sonra, böyle benden bir 15 dakika sonra böyle bir kameraya gözükmüş. Kanka binamızda kamera var yani. Kocaman yazıyor zaten girişinde, kamerayla izlenmektedir falan filan diye uyarı veriyor, tamam mı? Binanın girişinde. Ona göre davran. Kocaman ışık var orada. Kocaman kameraları görmüyor mu? Neyse, hadi rahat bir arkadaşmış. Elini kolunu sallaya sallaya içeri girmiş. Onda sıkıntı yok. Böyle bir etrafına sağa soluna bakmış, insan var mı? Bakıyor, yok. Tamam, sıkıntı yok bunda da. Böyle motoru gözüne dikmiş anladığım kadarıyla. Ve motoru artık incelemeye başladı büyük ihtimalle. Çok fazla da incelememiş. Ben olsam daha fazla incelerdim yani. Detaylı bir bakardım, kontrol ederdim. Kilit var mı, o var mı, bu var mı diye. Çok fazla incelememiş arkadaş. Zaten görselde de görüyorsunuz, hemen 2-3 sağa soluna bakıyor. Elini kolunu sallaya sallaya motorun hemen yanına gidiyor. Motoru böyle geriye doğru alıyor. Geri çekiyor ama bir yere kadar. Niye? Disk kilidi var abi, dönmesini engelliyor, tamam mı? Adam biraz daha zorluyor bunu. Anladığım kadarıyla işi bilmeyen birisi. Tahminlerim o yönde yani, o yüzden öyle söylüyorum. Sonra bırakıp gidiyor, tamam mı? Sonra ben iniyorum, yarım saat 5 dakika sonra hazır bir şekilde ben iniyorum. Bir bakıyorum motorun yeri değişmiş. Biraz böyle geriye doğru çekilmiş. Ben de dedim ki, orada deponun önüne böyle park ettim, tamam mı? Ben de dedim herhalde birisi geri çekti depoya girmek için. Çünkü orada birisinin deposu var. Hangi katın bilmiyorum. Birisinin deposunun girişi büyük ihtimalle oradan işte girmek için, etmek için hafiften çekti diye düşündüm ilk başta. Sonra disk kilidi aklıma geldi. Aa, disk kilidi var lan falan filan dedim. Bir baktım maalesef ki disk kilidi olduğu için, bir de zorladığı için arka tekerin o ayar şeyi var ya, zincir ayarı yapılan şey. Tam adını bilmiyorum. Gerginin bilmem ne vida yeri. İşte öyle bir şey. Orayı yamultmuş bu. Tamam mı? Aha dedim, motorun ağzına sıçmışsın gerçekten. Teşekkür ederim falan. Ben artık bunu kullanamam büyük ihtimalle. Ya belki düzelir falan ama artık ne diyelim yani, beceriksizliğine mi verelim? Yoksa işte salaklığına mı verelim? Hemen bizimkileri aradım. İşte Can'ı aradım. Dedim kanka, motoru biri ellemiş ve disk kilidi maalesef arkadaki vidanın şeyini yamultmuş dedim. Nasıl ya falan filan dedi. Neyse, bunlar geldi. Yapan kişiyi bulalım, en azından parçayı ödettiririz falan filan dedi. Yani işte apartmandaysa kolaylıkla buluruz.
bakıyoruz. Sonuçta kameralar var. Yüzü belli olmuştur her türlü diye düşündük. Gittik işte yöneticiyi aradık. Dedik böyle böyle bir olay var. Kameralardan izlemek istiyoruz. O da sağ olsun yemekteymiş zaten. Biraz bekledik gerçi ama hemen geldi. Sonra baktık kayıtlara. Ulan yine motorumu çalmaya çalışıyorlar falan. Şansımla tüküreyim. Ne var benim motorda anlamıyorum falan. Bu işten bir şekilde yırttım. Sadece vida yamuldu. Şanslıyım diye düşünüyorum bu sefer. Daha önceki motor çalınma hikayesinde gidon kilidini kırmışlardı bir. İkincisi ne kadar fazla tekme attılarsa gidonu komple kırmışlardı. Öyle bir zararım vardı ve üstüne işte tesisatın ağzına sıçmışlardı, kesmişlerdi, biçmişlerdi falan. Bayağı bir masrafın altına girmiştim. O yüzden sıkıntılar yaşamıştım yani uzun bir süre. Bu şekilde atlattık artık bugünü de. Motorumuz çalınmadı ve hala elimizde duruyor canavar. Böyle bir şey geldi yani başıma. Sizle paylaşmak istedim. Neyse diğer konuya geçeyim. Diğer konuda siz takipçilere geliyor bu anlatacağım şeyler. Şu an izliyor olduğunuz Çap'ın kanalı var. Sonra işte Motor Etiğim bizim Samet'in kanalı var. Can Sönmez'in kanalı var. Bir de ortak kanal diye açtığımız Home Tuşu diye bir tane kanal var. Bir de ekstradan benim de işte Oğuzhan Çap'ın adında bir ekstra normal günlük vlogları paylaştığım, işte arada sırada kardeşimle gezip tozduğum, eğlendiğim videoları orada paylaşıyorum. Takip etmek isterseniz açıklamada linkini bulursunuz zaten. Bazı arkadaşlar, size söylüyorum izleyen arkadaşlar, bazıları videolardan yola çıkarak evimizin adresini bulmuşlar. İşte Google haritaya girip işte mantıken aramışlar. Bir şekilde adresimizi bulmuşlar. Eyvallah. Bak o kadar da şey yapmıyoruz. Neyse bulmuşlar artık. Yapacak bir şey yok. 2-3 gelen oldu. 2-3 değil bayağı gelen oldu. Yani bu kısa dönemde olan bir şey de değil. Bayağı böyle 2 senedir olan bir şey. Böyle aralıklı geliyorlardı ilk başlarda. Şimdi bokunu çıkarmaya başladılar. Şu an çok fazla sinir olmaya başladık yani. Adam katımıza kadar öğrenmiş. Büyük ihtimalle işte bizim binadan çıkan birisine sordu. İşte bu motorcular kaçıncı katta diye sordu. Büyük ihtimalle cevap verdiler. Bizim binada da var zaten takipçiler. Belki onların arkadaşı da gelmiş olabilir yani onu da bilemem. Bir kişi öğrense arkadaşlarına söyleye söyleye 100 kişi belki 200 kişiye yayılıyor, tamam mı? Bunda bir sıkıntı yok. Tamam bilsinler, önemli değil. Lan bazen Discord'dan bana özel bilgilerimi atıyor. İşte isim soy isim, nerede oturduğum, ne bileyim işte telefon numaram, TC kimliğim, kaç tane kardeş olduğum, soy ağacımı bildiğin çıkarıyorlar. Tamam o kadar da sıkıntı değil yani bunlar. Bunlar zaten çok uğraş yapmadan bu şekilde bulunabilir. Artık biliyorsunuz ki sosyal medya kolları bayağı uzun yani. O yüzden bunda bir sıkıntı yok. Bunu artık çok isteyen kişi kolaylıkla ulaşıyor bu bilgilere. Bir kişi geliyor, tamam mı? Zile basıyor. Tamam eyvallah, açıyoruz kapıyı. Aa, merhaba, sticker var mı? İşte al kardeşim. 2-3 fotoğraf çekilip eyvallah teşekkür ederim. 2-3 böyle sorusu varsa soruyor. Yoksa da hadi görüşürüz deyip evine gidiyor ya da işte arkadaşlarının yanına gidiyor. Gidince arkadaşların yanına büyük ihtimalle anlatıyor ki ben Çapınların yanına gittim ya da işte Can Sönmez'in Motolet'in yanına gittim. Bana sticker verdiler, fotoğraf çekildim kapının önünde falan filan deyip arkadaşlarına hava olsun diye her şeyi anlatıyor büyük ihtimalle. Sonra onun arkadaşı geliyor. Sonra o arkadaşını anlatıyor. Onun arkadaşı geliyor. Böyle böyle haftanın 2-3 günü zilimiz dışarıdan sipariş vermememize rağmen bir şey ürün sipariş edersin kargo sürekli durmaz. Car 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 her kargo her gün öttürür. Değil mi zilini yani? Zilini çalar. Abi bizi takipçiler rahatsız etmeye başladı artık. Bu biraz bir isyan videosu da olmuş olsun. Kardeşim evimize kadar gelmeyin. Bak bazı arkadaşlar var eve kadar geliyorlar, tamam mı? Kaçıncı katta olduğumuzu her şeyine kadar biliyorlar. Ama bizim motorların olduğu yerde bir çardak var. Çardakta oturuyorlar. Biz çıkarsak abi falan nasılsın falan yapıyorlar. Biz de muhabbet sohbet edebiliyorlar. Zaten dışarıda olduğumuzda biz kendimizi buna hazırlıyoruz. Ha, dışarıda elbet birisi denk gelir işte seslenir. 2-3 fotoğraf çekeriz. Muhabbet sohbet işte dediğim gibi sorusu varsa sorusunu sorar cevaplarız. İşte ben ona sorarım işte ne okuyorsun falan filan diye. Muhabbeti öyle açar açar. Sonra da evlerimize ya da işte gideceğimiz yerlere dağılırız. Onda bir sıkıntı yok bizim için. Hiçbir kimseyi de yani bu zamana kadar kardeşim işim var hadi yaylan falan demedim. Herkese yani ne olursa olsun durup aa ne haber falan yaptım böyle. Neyse. Buradan da primimizi kasalım. Gerek yok böyle şeylere. Evimize kadar gelmeyin. Geçenlerde de birisi geldi. Biraz sert çıkıştım ama böyle ağlayacak gibi oldu çocuk. Kusura bakmasın. Özel mülke tecavüz ediyorsunuz yani. Taciz de değil. Direkt tecavüz ediyorsunuz. Çok fazla zile abanıyorlar. Zil yetmiyor artık. Güm 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 kapıya da vurmaya başlıyorlar. Ah ulan ah. Neyse. Çocukluğunuza veriyoruz artık. Yapacak bir şey yok. Bilin ki sinir oluyoruz. Kapıyı açar açmaz suratınıza yumruk yemek istemiyorsanız artık yapmayın bunu. Bu videoda bu kadar olsun. Kısa oldu. Dediğim gibi bir olay geçti. Bunu anlatmak için bu videoyu çektim zaten.
hazır açmışken böyle şeyleri anlatıyorken bunu da anlatayım dedim. Çünkü bir yandan da takipçilerimden bir kişi de olabilir o hırsız dediğim kişi. Hırsız olup olmadığını bilmiyorum ama motorumu ellediyse benden habersiz, ben o adamı hırsız niyetine koyarım arkadaş. Burada da yanlış düşünüyorsam kusura bakmayın, yanlışı düzeltmiyorum lan. Benim gözümde benim malıma zarar veriyorsa hırsızdır aga. Neyse hadi bakalım. Şimdi ben yani bu zamana kadar yavaş gitme nedenim böyle işte anlata anlata gideyim diye şey yaptım. Bir de buralarda radar varmış. Tahmin ettiğin